Evet efendim, merhabalar herkese. LGS'nin vazgeçilmez sorusu, daha doğrusu LGS'nin vazgeçilmez sorunu yeni nesil sorular. Neden? Yeni nesil sorularla ilgili herkesin şikayeti var, merak ettikleri var. Bana da çok sık soruluyor, yeni nesil soruyu nasıl çözerim? Yeni nesil soruyu çözmek için bir günün işi değil bu. Bir yatırım yapıyorsunuz aslında bakarsanız. Bol bol okuyacaksınız, pes etmeden okuyacaksınız. Hangi ders olursa olsun. Sabırla okuyup dikkatle okuyacaksınız. Bana sorarsanız velilerin çocuklara yapabileceği en büyük yatırım bu. Küçük yaşlardan itibaren bolca okuma yorumlama işi yaptırsınlar. Hocam 8. sınıfa geldim, ne yapayım, iş işten geçti mi, çalışmayayım mı? Tabii ki hayır. Size de 3 tane büyük taktik veriyorum, tavsiye veriyorum. Kağıdı kalem alın, notunuzu alın. 1. Soruyu hızlıca tara. Ne demek bu? Sürem kısıtlı. Soruda önce bir ne olup bittiğini bir panik olmadan anlamalıyım. Evet, burada bir kağıt katlanıyor. Demek ki şekillere dikkat etmeliyim. Dikdörtgen mi, kare mi? Bir, bunu taradım. İki, soru kalıbının ne sorduğunu anla. Yani soru kalıbı, son cümleyi bir sor. Kütle mi soruyor, boy mu soruyor, yaşını mı soruyor, yaşları farkını mı soruyor? Ne aradığını bilerek soruyu oku, zaman kazan. Üç, soruyu okurken önemli yerlerin, anahtar sözcüklerin altını çiz. Bazıları kalemi alır, soldan sağa her şeyi çizer. Hayır, çöp, boşuna vakit kaybetme. Anahtar sözcükleri çek, altını çiz. Şimdi bu verdiğim 3 taktiği kullanarak hadi bakalım bu soruyu birlikte çözelim. Nasıl çözülürmüş görelim. Kolaylıklar. Evet efendim, gelin bakalım sorumuzu nasıl çözeceğimize. Şimdi ilk taktiğimiz neydi? Hızlıca soruyu tara. Hemen gözümle kontrol ediyorum. Bir zarf, bir kart var. Kart katlanmış, zarfın içine yerleştirilmiş, sonra çıkarılmış, kesilmiş. Okey, kağıt katlama sorusu. Dikkatli okuyacağım, şekle odaklanacağım. Bitti. Devam. Ne yapıyorum? Soru kalıbımı okuyorum. İkinci madde. Okumalıyım ki ne aradığımı bilmeliyim. Okuyorum. Bu zarfın uzun kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Uzun kenarın uzunluğunu sorduğuna göre bana verilen şu bilginin kısa kenarı olduğunu anlıyorum. Daha soruyu okumadım. Ben uzun kenarını arıyorum. Hemen buraya da isim verelim. X diyelim. Benim aradığım şey burası. Benim aradığım şey burası. Şu mesafeyi arıyorum ben. Niye olabilir diyor olabilir? Demek ki kesin olarak bulamıyorum. Demek ki bir aralık arasında kalıyor muhtemelen. Ben tahmin etmeye çalışacağım. Hadi bakalım son kısım. Ne yapıyoruz? Soruyu okurken altını çiziyoruz ama sadece anahtar sözcüklerin. Başladım. Dikdörtgen şeklindeki bir kart ve kısa kenarının uzunluğu 9 santimetre olan bir zarf içine nasıl yerleştiriliyor? Bakıyorum. Nasıl yerleştiriyormuş? Önce kısa kenarları çakışacak biçimde katlanıyormuş. Dikdörtgen şeklinde bir kartım var. Kısa kenarları çakışacak şekilde. Diğer bir deyişle uzun kenarı tam ortadan ikiye bölüyorum demektir. Uzun kenarı tam ortadan ikiye bölüyorum demektir. Harika. Burada şimdi asıl anahtar sözcükler. Herhangi bir kenarı, bakın herhangi bir burada çok önemli. Zarfın uzun kenarı ile çakıştırılarak yerleştirildiğinde her zaman 1 santimetrelik kısım dışarıda kalıyormuş. Herhangi bir kenarı demek ne demek? Benim şeklim mesela dikdörtgene benzedi ama buradakinde böyle de yerleştirse, böyle de yerleştirse dışarıda kalan pay hep 1 santim oluyormuş. Demek ki bu kenarla bu kenar aynı ki dışarıda kalan pay aynı olmuş olsun. Müthiş bir bilgi elde ettim. Demek ki elimdeki şekil kare. Daha soruyu çözmeye başlamadan bir sürü bilgi elde ettim. Elimdeki şekil kare ise demek ki hadi bunun karenin bir kenarına K dersem demek ki kartın uzun kenarı daha önceden 2K'ymiş. Üstelik ben bu K'yi bulabilirim de. Neden? Zarfımın kısa kenarının 9 santimetre olduğunu ve kartın kısa kenarını yerleştirdiğim zaman 1 santim de dışarıda kaldığını fark ediyorum artık. Demek ki bu K dediğim uzunluk 10 santimetreye eşit olmalı. K 10 santimetre ise kartımın uzun kenarı 2K 20 santimetre olur. Muazzam. Buraları bulduk. 10, 10, 20 şeklinde bulduk. Şimdi geçelim ikinci aşamaya. İkinci aşamada ne var elimizde? Diyor ki bu kart katlanmış olarak az önceki gibi şu katlanmış halinde ne yapıyorum? Kesiyorum. 4,5 santimetre şuralardan 4,5 santimetre ölçüp kesiyorum. Dikkat edin, ben katlı halde kesiyorsam aslında iki parçadan da 4,5 santimetre kesmişim demektir. Yani açtığım zaman 4,5 hem buradan hem de buradan kesmişim demektir. 4,5 santimetre, 4,5 santimetre kestiğimde bu ne demek? Benim kartımın
Uzun kenarı aslında 4,5 artı 4,5'tan 9 santimetre kısalmış demektir. Yani bu kalan kısım 20 eksi 9 yani 11 santimetre kadardır. Muazzam. Zarfın uzun kenarına sığmamış, taşmış bu 11 santimetre. O zaman yorumumuzu hemen yapıştırıyoruz. Demek ki x 11'den küçük bir sayı olmalı. Peki x'in neyden büyük olduğunu biliyor muyum? X'in 9'dan büyük olduğundan eminim. Çünkü kısa kenar 9'du. Uzun kenar x'ti. Ama daha da fazlasını biliyorum ben. Az önce dikkat ederseniz şurada kısa kenarı 10 santimetrelik kısım zarfıma rahatlıkla sığmıştı. Değil mi? Hatta fazlalıkları bile var şekle bakarsak. Dolayısıyla ben buradan şu sonucu çıkarabilirim. Demek ki zarfımın uzun kenarı 10'dan büyük, 11'den küçük. Şimdi artık soru ortaya çıktı. Yani bu soru bütün bu teranenin, yani şurayı özetleyecek olursam, bütün burada yazan ifadenin bana sorduğu şey şu. Şıklardakilerden hangisi 10 ile 11 arasında bir sayıdır? Evet, teoride karekök sorusu ama karekök sorusunu çözesiye kadar bunu sorduğunu anlamamız gerekti. Hadi şimdi sorduğunu anladık, çözmeye başlayalım. Peki, 4 kök 5. Kök içine nasıl almamız gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Yeni nesil soru kısmında zorlanıyorduk. Orayı hallettik. 4 kök içine 16 olarak girdik. Kök 80'dir. 81'den küçük 80. Dolayısıyla bu sayı 9'dan küçüktür. Olmadı. 5 kök 6. 5 içeriye 25 olarak girdi. Bu ne oldu? Kök 150. Kök 150 dediğim sayı kök 100 ile kök 121 arasında değildir. Değil mi? 11'den de büyük oldu. Bu da gitti, elendi. 3 kök 11. 3'ü içeriye 9 olarak soktum. Kök 99 oldu. 99 da yine kök 100 ile kök 121 arasında değildir. Son seçeneğim artık, umudum burada. 6'yı içeriye 36 olarak soktuk. Ne oldu? Kök 108 oldu. 108, 100 ve 121 arasında kalan bir sayıdır. Yani zarfımızın uzun kenarı 6 kök 3 olabilir. Doğru seçeneğimiz D şıkkında verilmiştir. Hepinize geçmişler olsun. Kolaylıklar. Evet.